Benim adım Barış. Babam bu ismi bana tümüyle buradaki politik durumdan dolayı koydu. Onun da hayatı, gençliği Kıbrıs Problemi adlı bir kelimenin etrafında gelişti. Şimdi bizim yaşadığımız bu coğrafyada özellikle de bu şehir bölünmüş bir şehirdir. Biz bu bölünmüşlüğü maalesef kendi içimizde de yaşarız. Ve bu bölünmüşlüktür aslında bizim sorunumuz. Hem içimize ördüğümüz duvarlar birbirimizle iletişim kurmamızı engelliyor, hem de ülkelerin de birbirleri arasına kurdukları hem içsel hem dışsal duvarlar insanların birbirlerinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Kapalı bir kutuda yaşıyoruz biz Kıbrıs'ta. Vizyonumuz günlük hayatın sıkıntıları, belli problemlerden dolayı dünyadan uzakta kendi dünyamızda yaşıyoruz. Burada bir yeşil hat var ama bu bizim sınırımız değildir. Bu politik veya sonradan konulan bir çizgidir. Ama biz burada bitmiyoruz. Nasıl daha bütün olabilirizdir hikaye. Benim için Kıbrıs'ın bir bütün olması, barış olması acil ve hayatımda bir büyük eksiklik ve hala büyük bir travma. Sanat her şekilde bir değişim yaratmaya muktedir bir durumdur. Bir tohum eker, yıllar sonra yeşerir ama her zaman için bir mesaj olacaktır insanın içerisinde. Bunun gücü kesinlikle yatsınamaz. Herkes sanattan yararlanabilir. Yeter ki o istek olsun içinde. Yani bir şeyle karşılaştıklarında yeter ki onun niçin olduğunu, niçin orada bulunduğunu, niçin öyle yapıldığını, kim tarafından yapıldığını sorgulasınlar. O bile her insana bir farkındalık yaratır. Bence çok büyük etkiler yaratacak bir şeydir sanat. Çünkü çok da güçlü bir dildir aynı zamanda. Sanatı ne kadar insanlara çok yaklaştırabilirsek aslında kendimize o kadar yaklaşırız. Ve bu kendimize yaklaşma hali bir bütünlüğe gitme halidir. Yani bireyin o toplumun bir parçası olup onu ifade edebilme, söyleyebilme halidir. Visual Voices'ın ilk bir iki toplantısında kendimi çok farklı hissettim. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman bir sanatçı olarak görmedim. 35 yaşındayım. 33 yaşına kadar hiç böyle bir konseptin içeriğim. Ben de aktivistim. Mesajlarla ilgileniyordum, içerikle ilgileniyordum. Bu tarz olaylara el attığımdan beri son 1-2 yıldır daha yeni yeni kendime bunun bir aslında mesajın mesuliyetleri olduğunu, sorumlulukları olduğunu ve görevleri olduğunu ve çok daha farklı şeylere hizmet edebileceğini daha yeni yeni keşfetmeye başlamışım. Visual Voices bu keşif sürecine bana çok güzel bir adım oldu. Belki her sanatçı aktivist değildir, her aktivist de sanatçı olamaz ama Visual Voices bu ikisinin arasındaki bağı kurmamıza yardımcı olduğuna inanırım. Başka ülkelerdeki barış aktivizmin nasıl yapıldığını, nasıl sanatla birlikte nasıl yönlendirildiğini ve nasıl yürüdüğünü anlattılar bize ve bunu bizim nasıl kullanabileceğimiz konusunda gerçekten de gözlerimizi açtılar. Sadece barışla ilgili, iki tarafı da ilgilendiren bir resim yapmakla değil de bunu başkalarına nasıl aktarabileceğimiz konusunda çok şey öğrendim aslında. Birlikte çok şey konuşuldu, dersler, konferanslar verildi. Özellikle bana çok fazla düşündüğünü söyle, mesajı çok fazla pozitif bir şekilde söylendi. Çünkü ben düşündüğümü söyleme konusunda bazen sıkıntı yaşayabilen bir insanım içerik sebebiyle. Orada bu rahatlığı hissetmek çok güzeldi ve bu bana çok güzel bir geri dönüş de sağladı kendimi ifade etme kısmında. Ve dediğim gibi yine barış ismiyle, barış mesajıyla çok barışmamı sağlayan bir süreç oldu benim için onlarla diyalog içerisinde olmak bu konferanslarda. Bu seansların içinde çıkış noktamız yaratıcılık sürecini iyice anlamaktır. Çünkü yaratıcılık süreci ne kadar da bazı noktaları belirlesek de kaybolduğumuz bir süreçtir. Ama bu kaybolma yaratan insanlar için iyi bir şeydir. Çünkü yaratırken farklı farklı şeylerle karşılaşıp bilmediğimiz alanlara, bilmediğimiz sulara gideriz. Herkesin kendi bir bakışı olması lazım. Onu geliştirmeleri lazım. Hem de araştırmaları lazım. Çünkü barış nedir? Bir de onu ifade etmek lazım. Bizim için en önemli şey sanattı ve bir de duygusal bir bağ kurmak. Ben kendi
kendi açımdan bakarsam ben hep deniz hayvanlarına, özellikle balinaları çizmeye yoğunlaştığım için biraz zorlandım yani bunu Kıbrıs'a döndürebilmek, başka şeyler düşünebilmek açısından. Conflict in Cyprus'a baktım, ondan sonra Conflict at Sea'ye baktım. Sonra bunları bağdaştırınca Kıbrıs'taki deniz ve denizi içeren kaplumbağaların problemlerini araştırmaya başlayınca böyle bir proje çıktı ortaya. Kaplumbağalar dönüp Kıbrıs'ta yaşanan olaylarda ailelerin başına gelen olaylara bağladım. İşte yani bu arkada gördüğünüz kaplumbağaların her biri bir aile bireyi. Acı çeken bir anne, siyahlara bürünmüş, ölen bir oğul, kırmızı, can çekişen bir baba. Hep bunları anlatır. Yeni doğan bebeklerin umudu, onların saflığı hep bunları anlatır aslında. Aile albümlerimizin içinde genellikle böyledir aşağı yukarı. Hiç savaş dönemine ait bir resim yoktur. Ve oradaki o boşluğun aslında burada olmaması ve o boşluk yerine her bir hamam tasının olması. Onları, o negatif olan düşünceleri, o istemediğimiz, sevmediğimiz şeyleri, kendi jenerasyonumdan bahsedersem, sevmediğimiz şeyleri aslında yıkamak ve dönüştürmek için koydum. Duvarlar kutuplaşmanın insanların birbirlerinden ve kendilerinden uzaklaşmalarının simgesi. Duvarları çocuklar kırdıklarında içinden ayna çıkıyor. Sürekli insanlar kurtarıcıyı hep dışarıda ararlar. Sürekli sorumluluğu bir başkasına atıp o şekilde kurtulmayı düşünürler. Fakat aslında sorumluluk ve kurtarıcı kendimiziz her şeyden önce. Kavramsal olarak savaşın bizlere hissettirdiği üzüntüleri, yaşanmış kayıpları hala daha evlerimizde, üzerimizde bir şekilde bizimledir. Fakat kamufle edildiğine inanıyorum ben günlük yaşantımızda. Fakat belki diyorum ki barış yolunda ilerlerken bu kamufle edilmiş duygulardan dersimizi almış bir şekilde ilerleriz. Sanatın birleştirici gücüne çok inanıyorum. O yüzden o yolda bizlere bir ışık tutmasını isterim. Çok daha fazla insanın faydalanabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum bu projenin. Sadece icra ediyor olmak değil, gerçekten çok daha fazlasıyla ilgili, sanat değil, dünya görüşüyle ilgili bir değişim ve bir katkısı olduğunu düşünüyorum bu tarz projelerin. Bu residency programının buradaki gençlerin kendilerini bu toplumda veya bu yaşadıkları coğrafyada nasıl hissettiklerini sanatı kullanarak farklı bir biçimde ortaya koyabilme fırsatını verdiğine inanıyorum.